Merhabalar kolay ve pratik tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere öyle bir poğaça tarifiyle geldim ki yumuşacık puf puf kabaran simit poğaça tarifiyle geldim. Dilerseniz sizleri hiç bekletmeden hemen tarifime gitmek istiyorum. Elime gördüğünüz gibi bir yoğurma kabı aldım. Yoğurma kabının içerisine bir adet yumurtamı, bir su bardağı ılık sütümü, bir su bardağı ılık suyumu alıyorum. İçerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı sirke ilave edip güzelce önce bir tel çırpıcıyla çırpıyorum. 2 yemek kaşığı eritmiş olduğum tereyağımı ilave ediyorum içerisine. Tekrardan şöyle bir karıştırıyorum. 1 tatlı kaşığı dolusu tuz. 1 yemek kaşığı toz şekeri ilave ediyorum bir pakette şöyle kurumaya ilave ediyorum. Siz yaşmaya da kullanabilirsiniz tabii ki de. Şöyle unumu kontrollü bir şekilde ilave edip öncelikle şöyle bir tel çırpıcıyla karıştırıyorum. Daha sonrasında yavaş yavaş unumu ilave edip elimle yoğurmaya başlıyorum hamurumu. Ben toplamda buçuk su bardağı un kullandım ama unun markasına göre, kalitesine göre kıvamı da değişebilir. O yüzden sizden ricam Lütfen onunuzu sürekli kontrollü bir şekilde ilave edin. Eğer az gelirse tekrardan ilave edersiniz birazcık daha. Hamurumu güzel bir şekilde yoğurdum gördüğünüz gibi. Şimdi streç folyo ile kapatıp 1 saat kadar dinlenmeye bırakıyorum hamurumu. Şöyle hamurumu 1 saatin sonunda açıyorum. Ne kadar güzel kabardığını sizler de görüyorsunuz. Şöyle havasını alıyorum öncelikle hamurun. Hamurumu şimdi tezgaha alıp eşit parçalara bölüyorum. Böldüğüm parçalardan şimdi bezelerimi hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi bezelerinizin büyüklüğünü siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Arkadaşlar eğer videomu tam da bu kısma kadar izlediyseniz fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın lütfen. Kanalıma da abone değilseniz abone olursanız ayrıca mutlu olurum. Videomu da beğeniyorsanız bir like bırakmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlar ben iç harcı olarak sadece beyaz peynir kullanacağım ama siz bunu kaşarla da yapabilirsiniz. Gerçekten sıcak sıcak o da çok güzel olacaktır. Ben şöyle bezelerimi hemen elimde açıp şöyle hafif açıyorum bezelerimi. İçerisine yeterince beyaz peynirimi koyup ağzını şöyle kapatıp kenara alıyorum. Aynı işlemi bütün bezelerime uyguluyorum gördüğünüz gibi. bezelerimin ağzını peyniri koyduktan sonra sıkı sıkı kapatıyorum ki pişerken açılmasınlar. Hepsini hazırlayıp şöyle kenara aldıktan sonra bir kasenin içerisine şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar pekmez alıyorum. Benim pekmezim zaten bayağı az kalmış dibinde. Ben hemen şöyle kapağını açıyorum. İçerisine yarım çay bardağı suyumu ilave edip şöyle bir çalkalıyorum. Şöyle kasemin içerisine boşaltıyorum hepsini güzelce ne karıştırıp kenara alıyorum. Şimdi hemen poğaçalarımı fazla bekletmeden hemen tek tek pekmezli suyun içerisine alıyorum. Daha sonrasında susama bulayıp tepsimin içerisine alıyorum. Bütün poğaçalarıma şimdi aynı işlemi uyguluyorum. Poğaçalarımı tepsime aldıktan sonra şöyle bir bıçak yardımıyla üzerine birkaç çizik atıyorum. Daha güzel görünmesi için. Ben poğaçalarımı şimdi yarım saat kadar tepside mayalamaya bırakıyorum ki güzel güzel kabarsınlar. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı güzel kabardılar. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında nar gibi kısarana kadar pişiriyorum poğaçalarımı açalarım çıktı artık fırından ne kadar güzel kabardığını gerçekten sizler de görüyorsunuz. O kadar da yumuşacık oldular ki şöyle sizler için servisi hazırladım. Hemen şöyle bir tanesini parçalayıp göstermek istiyorum sizlere içini de. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.